Teknoanem YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber daha önce Türkiye'de tanıtımı yapılmamış olan bir akıllı saatin tanıtımını yapacağız. Bu modelimizin adı Honor Choice. Türkiye'de bulunan özellikle akıllı saatler bazında ilk olmaya çalışıyoruz ve çoğu modelde bunu başardık. Siz de bir beğeniyi ve aboneliği çok görmeyin diyerek videonun detaylarıyla başlamak istiyorum. Şimdi ön incelemesini yapacağımız saat gerçekten oldukça premium Honor'un bir akıllı saat arkadaşlar. 1.95 inç, 410'a 502 piksel yoğunluğa sahip AMOLED bir ekranla bizi karşılıyor. 300 mAh bir bataryası var. Oldukça iyi seviyelerde olduğunu söyleyebilirim batarya performansının. Bluetooth versiyonumuz 5.1 ve 5 atmosfer su basıncına kadar dayanabilen bir su geçirmezlik özelliği var arkadaşlar. Bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor. Arkadaşlar ben Honor Choice isimliyle birlikte bu ürünü satın aldım. Ürünün aldığım zaman ilk geldiğinde dikkat ettiğim nokta buradaki Hilo yazısı oldu. Yani burada sağ tarafta da Honor, yine Honor Connect yazısını görmekteyiz. Hilo ve Honor işbirliğiyle üretilmiş bir saat olduğunu bu şekilde rahat bir şekilde anlayabiliyoruz arkadaşlar. Burada bir işbirliği söz konusu anladığım kadarıyla. Ancak Hilo'nun akıllı saatleri biliyorsunuz fiyat performansı biraz daha yüksek ürünler oluyor. Yani çok uygun fiyatta oluyor. Fiyat performansı yüksek oluyor. Honor'un ürünleri biraz daha premium ürünler oluyor. Ben açıkçası saati kullandığım çerçevede biraz daha premium bir hissiyat elde ettim. Burada muhtemelen Hilo sadece yazılım bölgesini ele aldı. Donanım noktasında da Honor destek olduğu gibi bir durum olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir bilgim yok açıkçası. Dediğim gibi ürün bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor. Kutu içerisinden saatin kendisi birazdan inceleyeceğiz. Ve bir adet mıknatıslı manyetik şarj aleti bize eşlik ediyor. Bu şekilde arka taraftaki pin kısımlarını tutturarak ürünü şarj edebilirsiniz. Şöyle bir saati inceleyelim arkadaşlar. Bu yan kısımlar metal arkadaşlar. Dokunduğunuz zaman metal hissiyatını alabiliyorsunuz. Sağ tarafta bir adet fiziksel tuşumuz bulunmakta. Onun dışında bu bölgede bir mikrofon noktasını görüyoruz. Sol tarafta da hoparlör bölümü var. İkili şekilde bu şekilde bir hoparlör bölümünü görüyoruz. Arka taraf plastik arkadaşlar ve burada sensör kısımlarını ve şarj pimlerini görebiliyoruz. Sadece kendisine özel üretilmiş olan kordon tipleriyle uyumlu ve kordonları buradan çıkarıp tak yapabiliyoruz. Başka kordonlar olmuyor maalesef. Şöyle bir saate bir bakalım. Bu fiziksel tuşa bir kere bastığımız zaman burada menü seçeneğine gidiyor. Gördüğünüz gibi oldukça seri. Gerçekten ekranda oldukça kaliteli duruyor. AMOLED bir ekrana sahip zaten. Elimizi aşağıdan yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman burada bir panel bölümü bizi karşılıyor. Aşağıdan yukarı doğru kaydırdığımızda burada bildirimleri görebiliyoruz. Sola doğru çektiğimiz zaman elimizde burada bir yine widget kısımları var. Burada mesela direkt müzik kontrolüne giden bir bölüm bulunuyor. Elimizi sağa doğru çektiğimiz zaman ise burada kartlar bölümünü görebiliyoruz arkadaşlar. Buradaki kartlar bölümünde özelleştirme şansına sahibiz. Böyle bastığınız zaman burada diğer kart seçenekleri çıkıyor ve bunları özelleştirebiliyoruz. Şöyle kadran seçeneklerine bir göz atalım. Akıcılığını da gösterelim. Gördüğünüz gibi oldukça akıcı bir ürün. Bu arada sürekli açık ekran özelliği de bu saatte bulunuyor ve bazı kadran seçeneklerinin altında şu an görmüş olduğunuz gibi bir ayar bölümü bulunuyor. Buradan mesela şu bölümü istediğiniz gibi burada bulunan kartlarla değiştirebiliyorsunuz ya da mesela şuradaki alttaki bölümleri değiştirme şansına sahipsiniz. Yani güzel özelleştirmeler var. Oldukça güzel bir akıllı saat yapmışlar Honor Hilo işbirliği içinde. Bu arada bu saatin arkadaşlar şu an için Türkiye'de satışı yok maalesef. Ben bu ürünü AliExpress üzerinden temin ettim. Açıkçası Türkiye'ye mutlaka gelmesi gereken bir ürün. Ben yaklaşık 1-1,5 aydır falan takip ediyorum. AliExpress üzerinde satışı mevcut. Yaklaşık 2-3 haftadır da kullanıyorum bu ürünü arkadaşlar. Yani bu ürün mutlaka Türkiye'de olmalı diye düşünüyorum. Gerçekten oldukça hissiyatı güzel. Redmi'nin Watch 4 modeline yapı olarak, büyüklük olarak ve tasarım olarak benziyor gerçekten. Ancak gerçekten hani hem ekran kalitesi olsun hem kullanışlılık olsun alakası yok arkadaşlar. Gerçekten Redmi Watch 4'ten birkaç basamak daha önde olan bir cihaz olduğunu söyleyebilirim bu cihazın. Şu sürekli açık ekran özelliğini de size göstermek istiyorum ve ön inceleme videomuzu biraz yüzeye tutacağız. Biliyorsunuz bir ön inceleme videosu daha detaylı bir şekilde bu ürünün incelemesini yapacağız arkadaşlar. Bu ayarlar bölümünden parlaklık ayarını ayarlayabiliyorsunuz bu arada.
ayarlar bölümünde şöyle kısaca anlatmış olalım. Otomatik parlaklık özelliği yok arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Şuradaki kadranlar ve bölümünden kapalı ekran görüntüsü kısmını bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle bir durumda var. Ekran sönme modu. Buradaki mesela açık ekran özelliklerinden birini seçebilirsiniz. Ya da her kadrana göre değişsin derseniz de kadrana göre de sürekli açık ekran özelliği değişiyor arkadaşlar. Mesela şu kadran tarzına bir bakalım. Elimizi böyle kapattığımız zaman da gördüğünüz gibi şöyle biraz kısalım görüntüyü. Daha net görülür mü? Evet, bu şekilde bir sürekli açık ekran özelliği bulunuyor arkadaşlar. Her kadrana göre de farklı bir kadran sürekli açık ekran özelliği gelebiliyor. Mesela şu kadrana bakalım. Mesela bu kadran da bu şekilde geldi. Hemen şöyle diğer kadrana da bakalım. Bu kadranda da gördüğünüz gibi sol üstte yer alacak şekilde bir sürekli açık ekran özelliği geldi. Menü bu şekilde arkadaşlar. Yine hoparlörü var, mikrofonu var, telefon görüşmeleri yapabiliyorsunuz. Sosyal medyalar üzerinden bildirim alabiliyorsunuz. Uyku takibi, kandaki oksijen miktarı, ölçümü, nabız ölçümü, el feneri gibi özellikler var. Müzik kontrol özelliği de yine bu saatimizde bulunuyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Yine spor kayıtlarınızı tutabiliyor. Adım sayınızı vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Adım takibi yapabiliyor. Kalori takibi yapabiliyor arkadaşlar. Detaylı bir inceleme videosunu yapacağız dediğim gibi. Gördüğünüz gibi uyku takibi de yaptırmışım. Bunu da göstermiş olalım açmışken. Ürün ben kullandım arkadaşlar, yaklaşık 3 haftadır kullanıyorum. Gerçekten oldukça iyi bir ürün. Yani aldığınız zaman memnuniyet oluşturuyor sizlerde. Bu arada iPhone telefonlarla test ediyorum ben. iPhone telefonlarla da uyumu gayet iyi bence. Birkaç tane eksikliği var tabii ki. Mesela telefonu bul özelliğini çalıştıramıyoruz iPhone'larda. Sadece Apple Watch'larda çalışıyor bu özellik. Bunun gibi birkaç tane aksaklık var ama iPhone telefonlarla da uyumlu çalıştığını söyleyebilirim. Bu durumları göz ardı ettiğiniz zaman. Hani bence parasının hakkını veren bir ürün. Yaklaşık olarak AliExpress'te de fiyatları değişiyor tabii ki ama vergiler dahil 3000 ila 3500 lira civarında bir fiyata geliyor bu ürün. Türkiye'de bulunan cihazlara baktığımız zaman bu ürünün rakibi Huawei Watch Fit 3 olabilir arkadaşlar. Hani fiyat bandı düşünüldüğü zaman hani gerçekten kafa kafaya yarışacak bir ürün. Bu ürünün detaylı inceleme videosunda bütün testlerini yapacağız arkadaşlar. Hoparlör, bildirimleri nasıl alıyoruz? Şöyle gösterelim bildirimleri de nasıl aldığımız, 3 aşağı 5 yukarı. Bu şekilde bildirim gruplama özelliği de var, oldukça güzel. Hoparlör testini yapacağız, mikrofon testini, adım sayar testini, kalori takibi, nabız ölçümü, kandaki oksijen miktarı ölçümü gibi testlerin hepsini yapacağız arkadaşlar. Menü içeriklerini tek tek anlatacağız, özelliklerine daha detaylı bir şekilde gireceğiz. Detaylı inceleme videosunu da yine Teknohanem YouTube kanalında bulabileceksiniz. Türkiye'de ilk defa bizim kanalımıza özel bir ürün oldu bu üründe. Bu arada kordonlardan da bahsedelim. Kordonlar gerçekten çok güzel, yumuşacık diyebilirim. Yani kolunuzda herhangi bir rahatsızlık oluşturmuyor. Güzel bir kordon hissiyatı bulunuyor bu ürünün. Gerçekten hani aldım, kullanıyorum. Gayet de memnunum şu an. Umarım Türkiye'ye gelir, uygun fiyatlara, daha uygun fiyatlara gelir. Ama bu ürünü satın almak isterseniz de AliExpress üzerinden satın alabilirsiniz. Detaylı inceleme videosunda ve diğer videolarımızda görüşmek üzere. Bu arada YouTube kanalımızda artık çeşitli teknolojik ürünler de göreceksiniz arkadaşlar. Akıllı saat piyasası istediğimiz gibi gitmiyor. Eskiden böyle her hafta, 2 haftada bir, 3 haftada bir akıllı saat çıkıyordu. Apple Watch replikası çıkıyordu. Bunların incelemesini yapmakta bile zorlanıyorduk, bazen yetişemiyorduk ama artık eskisi kadar Apple Watch replikası çıkmıyor. Şu an Apple'ın lansmanı bekleniyor. Yeni Apple Watch'lar tanıtılacak. Yeni modeller tanıtılacak. Bakalım neler gelecek, neler bekliyor bizi Apple Watch Ultra ve Apple etkinliğinde göreceğiz. Onun üzerinden artık replikalar da tekrar çıkmaya başlayacaktır muhtemelen. Sizlerle birlikte yeni modellerde, yeni saatlerde, yeni teknolojik aletlerde incelemelerinde karşınızda olacağız. Tam gaz devam edeceğiz. Umarım video işinize yaramıştır. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve Teknohanem YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.